Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Bugün sizlere bu gördüğünüz bilekliğin küpesini yapacağım. Önümüzdeki zamanlarda da bilekliğini de yapacağız. Bazı arkadaşlar bu bilekliğe belki biraz aşina olabilir. Bunun genelde büyüğü yapılıyor. Ama bugün sizlere küçük olanını yapacağım. Türkçe olarak adı timsah gözü olarak geçiyor bu modelin. Ama orijinal ismini inanın bilmiyorum şu an. Gerekli olan malzemelere geçelim. Boncuk iğnesi, boncuk ipi, 11'e 0 yuvarlak kesimli Miyuki markasının boncuğunu kullanacağım. Miyuki markasının 8'e 0 boncukları. Doğal taş elbeyat.com'dan gelmişti. 6 milimlik doğal taş veya inci kullanabilirsiniz, yuvarlak kesimli. Birazcık oval olanı da kullanabilirsiniz. 6 milimlik çek kristali ya da doğal taş kullanabilirsiniz. Bu çek kristali görünümünde ama doğal taş. Bu dolar beatbox'tan gelmişti. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Elbeyatsın kanal abonelerime ve takipçilerime %3'lük bir indirimi var. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bu kodu yazarak sizler de isterseniz tasarruflu olarak alışveriş yapabilirsiniz sitelerinden. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sorularınız varsa tabii ki sorabilirsiniz. Bu videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Küpe aparatı gerekli. İstediğiniz şekilde küpe aparatı kullanabilirsiniz. Farklı şekillerde de olabilir. Halka da gerekli. Halkayı, yani küpe aparatını takabilmek için tabii ki aletlerimiz de gerekli. Ve 2 tane 8 milimlik doğal taş kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Her zamanki gibi ipime stop boncuğu taktım. Ve sonra iğneme bir tane 8'e 0 boncuk ve 8 tane de 11'e 0 boncuk takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Buradan aşağı kısmından giriyorum ve içinden bir kere dolaşıyorum. Ve burada hemen bir tane ya da iki tane düğüm atalım. İpim şu an burada. Hemen bir tane boncuk ilerliyorum. İsterseniz dediğim gibi içinden bir tur dolaşabilirsiniz de. İğnemi 11'e 0 boncuktan 8 tane, 8'e 0 boncuktan da 7 tane olarak aldım. Ve aşağı kadar indiriyorum. Şöyle size göstereyim. İpim burada. Hemen yukarıdan giriyorum. Ve bu şekilde bir halka oluşacak. Doğal taşımızı ya da çek kristalimizi takıyoruz. Taktıktan sonra şöyle yaptıktan sonra, yani burada ipim şu an burada, aşağı kadar indirdik ama size şöyle yakından göstereyim. İpim şu an burada. Şöyle baktığımızda tam karşısına gelecek şekilde gireceğiz. Yani 3 tane burada, 3 tane de burada olacak. Büyüklerden şuradan giriyorum ve hemen
tekrar kristalin içinden aşağı kadar iniyorum. Buradan tekrar aynı yerden giriyorum ve bir tane de 11'e 0 boncuk ilerliyorum. Bu şekilde. Tabii şimdi biraz bol gibi oluyor ama çekince gerilecek. Bu şekilde dönebilir. Ve iğneme 5 tane 11'e 0 boncuktan taktım. Aşağı kadar indirelim. Aşağı kadar indirdim. İndirdikten sonra şöyle tutuyorum. Yani ortada 2 tane boncuk kalacak şekilde ayarlayacağız. Yani burada en baştaki, biraz önce buradan girmiştik hatırlarsanız. Şimdi tekrar buradan giriyorum. Ve buradan ilerleyelim. Bir sonraki 11'e 0 boncuktan ilerliyorum. Bu şekilde. Ve tekrar iğnemi 5 tane 11'e 0 boncuk alıyorum. İpim burada. Hemen buradaki boncuktan tam karşısına gelecek yerden yani giriyoruz. Şöyle buradan giriyorum ve buradan da ilerliyorum. Yavaş gösteriyorum anlamanız için. Bu şekilde kristalin içinden aşağı doğru iniyorum. Küpemiz bu şekilde bir tane yapabiliriz. İsterseniz ikincisinde devam edebilirsiniz. Devam edelim hemen. Bir tane 11'e 0, bir tane 8'e 0, bir tane 11'e 0 boncuk aldım. İpim burada ve hemen tersten giriyorum. Bu şekilde ve içinden bir kere dolaşıyorum. İsterseniz küpeyi böyle bu şekilde sade kullanabilirsiniz. İsterseniz doğal taşla da kullanabilirsiniz ama doğal taşla devam edelim biz. Ve doğal taştan böyle giriyorum. Ucuna bir tane 11'e 0 boncuk takacağım. Geri döneceğim tekrar. Bu şekilde yukarı çıktım. Şurada şöyle bakalım. İpimiz burada aslında. Buradan tekrar girmem lazım. Bu şekilde. Ve içinden bir kere daha dolaşıyorum sağlam olması için.
ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Ve buradan giriyorum. Şimdi içinden dolaşalım ve sağlamlaştıralım ve istediğimiz yerde de kesebiliriz ipi. Ve içinden dolaşıyorum. Şöyle artı gibi yapmıştık ucuna. Oradan devam ediyorum. Ve buradan aşağı kısmından boncukların içinden geçiyorum. Zaten küpe çabuk yıpranabilen bir aksesuar değil. Ama yine de biz içimiz rahat etmesi için bir kere daha dolaştık. Ve burada arka tarafında herhangi bir yerden şöyle girelim. Ve düğüm atalım. Ve ipleri şimdi temizliyorum. Aslında halkaya gerek yok. Burada açılıyor. Bunu unutmuşum. O yüzden halka da başta söyledim. Ama şöyle aradan girdiriyoruz açtıktan sonra. Böyle hemen yana çevirdim. Tam ortasını ayarlayalım 4-4 olarak. Gördüğünüz gibi ben küpeden farklı bir renk daha yaptım. Bu sefer alt kısmını sade bıraktım. İlk başta size gösterdiğim doğal taştan kullandım. Bu doğal taş size söylediğim gibi 6 ile 7 arasında, yani biraz daha büyük diğerine göre. Bu da çok güzel oldu. Renk renk yapılabilir yani. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de yapın, takın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.